6 Şubat 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun ve Cumhurbaşkanlığı'nın imzası neticesinde resmi gazete yayınlanan bilgiyi öğrendik. 6 Şubat 2013'te. Burada riskli alan kararının alınmış olduğunu öğrendik. Konunun uzmanlarını aradık. Çok fazla insanla karşılaşamadık doğrusu. Fakat bir şey öğrendik. 15 gün içerisinde Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne itiraz etmemiz gerekiyor. Bir ay içerisinde de, bu yasanın kendisinde var, idari mahkemeye, Danıştay İstanbul'daki işte idari mahkemeye başvurma mecburiyetimiz varmış. Biz hemen apar topar bir dernek kurduk. Fakat oradaki yönetimdeki arkadaşların ağırlıklı çoğunluğu biz mahkemeye vermek isteyenle vermek istemeyene eşit mesafede yaklaşıyoruz. Biz mahkemeye vermeyeceğiz anlamını içeren bir bilgi edindik. Halbuki yasanın kendisinde bir ay içerisinde yapılan mahkeme başvurusu eğer burayla ilgili karar vericilerin bizimle uzlaşması durumunda bizim açımızdan olumsuz herhangi bir şey gelişmediğinde vermiş olduğumuz mahkemeyi geri alma şansımız var. Ama ola ki yanlış bir şey olursa bir ay içerisinde o mahkemeyi verme işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Hak kaybına uğramamak açısından. Biz bu konuyla ilgili ikna ettiğimiz arkadaşlarla hemen o dernekten ayrılarak bir platform oluşturduk. Siteler platformu adı altında ilk çalışmaya başladık. Sonra burada bir kentsel dönüşüm ofisi açıldı. Bu kentsel dönüşüm ofisinde insanlar ilk baştan heyecanlandılar. Yani yeni yerlere kavuşacağız. Eski 30 yıllık, 25 yıllık binalardan kurtulacağız. Bu vesileyle yeni evlerimize kavuşacağız. Kimisi de başımıza talih kuşu kondu. Bu fırsatı tepmeyelim şeklinde değerlendirdi. Tabii kentsel dönüşüm ofisine yavaş yavaş insanlar gitmeye başladılar. Orada verilen bir belge var. İçerisinde var sanıyorum. Var, verdim ben kendime. O belgede çok önemli imza atılmasını istedikleri çok önemli maddelerin tehlikeli olabileceğini düşündüğümüz maddelerin olduğunu vatandaş birebir gördü. Bunun neticesinde yaklaşık 8 kişi, 1168 kişiden sadece 8 kişi imza verdi ve amacına ulaşamadılar o noktada. Daha sonraki zamanlarda da burada bir imar plan tadilatına gittiler. Bir anda yeni imar planında yaklaşık yarısına yakın bölümü, bölgenin yarısına yakın bölümü ticari işletme haline getiriliyor. Fakat bu plana da yine biz şey yaptık, itiraz ettik. Yapmış olduğumuz itiraz neticesinde hakim bizim dilekçemizi reddetti. Kendince bir takım gerekçeler ileri sürdü. Bu gerekçelere karşılık ikinci bir dilekçe hazırlığı yaptık. Toplam 12 ayrı dava açarak, bunun da geçen Perşembe günü şeyi geldi, mahkemeden bilgisi geldi. Şu an davalı kesime bulunan bilgiler ulaştırılmıştır. Onlardan da bilgi alımına gidilmiştir. Yani neticede bu dava şu an görülüyor. 12 ayrı açtığımız dava görülüyor şu an. Evet, o şeyde. Büyükşehir Belediyesi'nin burayla ilgili bir yol genişletme sanıyorum eski Edirne asfaltı üzerinde bir çalışma yapılması hususunda bir şey sunuluyor, görüş sunuluyor. Buradaki yapılacak olan planla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bir cevap var. Yapmış olduğunuz plan değişikliği, ticari alan dediğim gibi 15 kat ve daha fazlası üzerine yapmış olduğunuz o plan değişiklikle ilgili görüşünü bildirirken diyor ki sizin yapmak istediğiniz, burasını yıkıp yapmak istediğiniz binaların bu yola, buradaki ana arterlere zarar vereceğini, bunun doğru olmadığını özellikle görüş olarak bildirmiş. Burası bomboş bir yerlerdi. Dolayısıyla İmar Üstelik bunu açtık, çizdik, o partilere verildi. Önceleri kendi ülkesi altındaydı buranın her türlü şeyleri. Fakat sonunda o 12 Eylül olayından sonra bu belediyelere devredildi buranın her türlü
hakkı. Yani devrildi, bakanlık devrildi çıktı. Çoğunluğu zaten emekli, işçi, memur, öğretmen, ne bileyim, kesimler. Kesimler daha doğrusu. Dolayısıyla yarın biz hak kaybına uğradığımız zaman, haksız olarak buraya elimizden gittiği zaman biz perişan olacağımız şimdiden bellidir. Açıktır ki görülüyor ki buranın liste alan ilan edilmesinin tek nedeni karşımıza Viaport Venezia'nın inşa edilmiş olması. Otoban geçmesi. Otobandan evet. Sonra yapılaşma değil burası. Tabii. Burası otoban olmadan önceki yapılaşmadır. Dolayısıyla eğer otoban burası için bir avantajsa hiç kimse demesin ki siz gitmişsiniz otobanın yanında kendinize bir rant yeri oluşturmuşsunuz Avrupa konutları gibi. Burada tramvay var. Tramvayın geçmişi 5-6 sene öncesine dayanıyor. 7 yılda yapıldı. Hiç kimse buranın tramvayın hemen yanında yapılaşmaya gitmişsiniz uyanıklar deme hakkı yok. Şu an yeni bir proje yapılıyor. Mecidiyeköy Kirazlı hattında 500 metre evet. İlerimizde. Yani bunlar daha önceden planlanmış. Ulaşım imkanları çok müsait olan bir bölge olduğu için buraya göz dikildi açıkçası. Burada gerçekten altın değerinde bir toprak alanı var, bir saha var yapılaşma için. Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Biz bu işlerden anlamayız. Herkesin burada bir tane evi var, bir tane dairesi var. Dediğim gibi bize tahsis edilen bahçeler üzerinde bile yani kalkıp bir otopark işletmeci gibi bir büfe açalım veya bir kafeterya açalım şeklinde bir şey düşünmemişken burada yaşayan insanların öyle rant anlamında bir kaygısı, bir kafa yormuşluğu yoktur hiçbir şeyde. Ama bu arkadaşlar bu işi çok iyi biliyorlar. Bu bahçelerin kıymetini bizden daha iyi biliyorlar. Amaç vatandaşı sindirmek, yormak, yani artık bıktırmak. İçin her türlü bahane, her türlü daha doğrusu biraz kaba konuşacağım ama dalevreye yaptılar. Ha, işin en iyi şeyi bu. Fakat muvaffak olamadılar, inşallah olamayacaklar da. 700-800'e yakın, dernek olarak 700'e yakın üye sayımız var. 700-800 civarında üye sayımız var. Bizi üye olmayıp da bizi destekleyen çok insanlar var. Burada toplam 1168 daireyiz. Bu 1168 dairenin 700'ü, 800'ü şu an bize üye. Ve çoğu da bize sempatiyle bakıyor. Siz olmasaydınız biz şu an burada olmazdık diyorlar. Mücadeleye derneği olmadan katılıyorlar. Sokak eylemlerimize katılıyorlar. Haklılığımızı onlar da gördüler. Onlar da hiçbir şekilde imza vermediler. Gerçek anlamda bu bilimsel etiklere dayanarak yapılan bir afet riski alan kararı değil. Hiçbir şekilde zemin incelemesi yapmadan, hiçbir binada örnek inceleme yapmadan bölgemiz gizli saklı afet riski alan kararına alındı. Bizim burası toplam bölge olarak 185 bin metrekarelik bir alandır. Bunun spor 30 bin, tabii spor sahası ve park alanı dahil 185 bin metrekarelik bir alandır. Bunun 30 bin metrekaresi binaların oturduğu alan. Geri kalan 155 bin metrekarelik alanda bahçelerimiz, yollarımız, park ve spor sahası alanıdır. Sizin burada oturmaya hakkınız yok. Bunlar tamamen göz dikilmiş alanlar. Yani hem binalarımıza hem bahçelerimize göz dikilmiştir. Bize burada dayatılan şey 15'er katlı binada 60 tane dairede bir beton mezarlıkta oturacaksınız deniliyor. Mesela toplam 8 maddeli bir muvaffakatname imza atmaya kalktılar bizim komşularımıza. Kimse imzalamadı 8 kişinin haricinde. Ve bize bütün maddeler birbirinden beterdir diyor ki 3. madde idare yani bakanlık projelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu demektir ki ya kusura bakmayın biz size buradan ev vermeyi planladık ama rezidans yaptık, zenginlerimize ev kalmadı. Size biz Taşoluk'ta, Arnavutköy'de veya Kars'ta, Sarıkamış'ta ev de veremiyoruz diyebilir. Dava açmaya kalktığınız zaman Ankara'ya gideceksiniz. Benim buradaki tapu sahiplerinin büyük çoğunluğu inceleyin 70 yaş üstüdür. 70 yaş üstü olan bir insanlar Ankara'ya davaya görmeye gidemez. Onun haricinde hiçbir şekilde yazmış nokta nokta brüt metrekare. Nokta nokta brüt. Herhangi bir net bir şey yok. Benim oturduğum binada biz 3 kardeşiz. Üçümüzün de aynı binada yaşama sebebi akraba olduğumuz için aynı binada oturuyoruz. Bu amaçla ben burada yaşıyorum. Ve ağaçları olduğu için yaşıyorum. Ama yapılacak olan şey de kura çekim olacak. Yani her bir maddesi birbirinden beter. Fidesi'nin Japonya Deprem Enstitüsü ile ortaklaşa yapmış olduğu bir rapor var. O rapor da burada var. Ben sizin dosyanızda da koydum bu raporu. O rapor yaklaşık 700 sayfalık bir rapordur.
700 sayfalık rapor Marmara Bölgesi, Marmara Bölgesi'nde yapılan deprem etüdüdür. Hem zeminde yapılmıştır, hem binalarda karot çalışmaları alınarak yapılmış olan bir rapordur. Bu raporda bizim Cumhuriyet Mahallesi'ni de incelemişler. Ve raporda şunu söylüyor özellikle, Cumhuriyet Mahallesi düşük risk grubundadır. Cumhuriyet Mahallesi'nde en düşük ölüm oranının yaşanacağı hesaplanmıştır. Ölü sayısı en düşük gruptadır. Cumhuriyet Mahallesi'nde zeminde sıvılaşma riski yoktur. Bu jeolojik olarak yapılan bir araştırmadır. Sıvılaşma riski yok, zeminimizin çok sağlam olduğunu söylüyor rapor. Aynı zamanda yine bu rapor özetle şunu söylüyor. Binalar ve kentsel yapı için önerilen stratejik iyileştirme tedbirleri mahallelere göre lokasyon haritasında Cumhuriyet Mahallesi stratejik iyileştirme tedbiri alınması gereken yerler arasında değildir diye net ve öz bir şekilde Cumhuriyet Mahallesi'nin kentsel dönüşüm tedbiri alınması gereken bir mahalle olmadığını bu rapor onaylıyor zaten. Biz bu raporla zaten Danıştay'la davamızı açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Japon Kalkınma Ajansı ile ortak çalışması. Evet. Bu raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi internette yayınlıyordu. Fakat daha sonra bu rantsal amaçlı bu mahallelere göz konulduğu zaman bu raporu ortadan kaldırdılar. Yaklaşık 2500 kişinin imzasıyla da imar plan tadilatının planlarına karşı itiraz ettik Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. İşte geçenlerde de 12 tane ayrı dava açtık. Bu imar plan tadilatına karşı iptal için dava açtık. Şu an dava süreçlerimiz devam ediyor. Onları da inşallah kazanacağız. Bazı arkadaşlarımızın görüşleri vardır. Biz onlara saygı duyuyoruz. Yani yıkılmasını isteyenler de var. Biz yıkılmasın diye ortaya çıkmadık. Yani bizim derneğimizin amacı burada mücadele ederken şöyle bir sloganımız, şiarımız yok yani. Burası yıkılmayacaktır, yıkanamaz, kimse yıkamaz diye bir böyle bir derdimiz yok. Yani yıkılabilir ama hangi şartlarda ve nasıl yıkılabilir? Yıkıldığı zaman biz karar veririz. Biz bunu ne yaparız? Bize ne düşer? Biz bu konuyla ilgili işin neresinde nasıl olacağız? Mesele budur.